Bu dersimizde konum bilgilerini nasıl alırız ve kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle geolocation içerisindeki verileri almak, işlemek ve geolocation yani yerel konum bilgilerini alıp kullanmak için en uygun yöntem script olacak. Yani JavaScript içerisinde bu işlemler yapılacak ki biz de JavaScript içerisinde bu işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle geocontrol fonksiyonu içerisinde yaptığımız kontrolleri biraz düzenliyorum. Farklı yerlerde kullanacağım için yukarı almam ve şurada tek bir kez kullanmam yeterli olacak. Bu bölüm içerisine eğer kontrol varsa verileri alacağım ve yazacağım. Sadece yaptığım değişiklik normal kontrol yaptığım fonksiyonun içerisinde eğer if içerisi çalışıyorsa 12. satırdan itibaren çalışmaya başlıyor ise mutlaka geolocation desteği var ve ben bu destek varsa da o andaki pozisyonu yani yerel konumu alıp kullanmaya başlayacağız. Öncelikle yerel konumu alabilmek için geolocation'ın içerisinde iki tane metodumuz var. Bunlardan bir tanesi getCurrentPosition. Bu tek seferlik yani o çalıştığı andan itibaren bu yazacağım satır çalıştığı andan itibaren bir kez konumu alır ve konumu size bilgisini verir. Diğer metodu da bir sonraki dersimizde inceleyerek devam edeceğiz. Yani konumu bir kez almak istediğinizde ya da bu metodu bir döngü ile sürekli çalıştırdığınızda yani bir timer ile sürekli çalıştırdığınızda tabi her çalıştığında bir kez size konum verecek. Yani sürekli konum değişikliğinde size bilgi vermeyecek. Navigator içerisinde geolocation içerisinde hemen get current position. Bizden beklediği 3 adet parametre var. Bunlardan ikincisi, üçüncüsü opsiyon olarak karşımıza çıkacak opsiyonların bulunduğu parametreler. Birincisi, eğer yerel konum bilgilerini almak başarılı ise sizden bir fonksiyon ismi istiyor. Yani ilk bölüm success callback başarılı ise çağrılmasını istediğiniz bir fonksiyon ismi buraya yazılacak. İkincisi ise eğer bir hata varsa bu hatayı göndereceği fonksiyonu buraya tanımlayacaksınız. Üçüncüsü ise bir object olarak verebileceğiniz bir, iki veya üç tane verebileceğiniz yani geolocation'ın get current position metodu içerisindeki opsiyonlarını belirteceğiz. Örneğin konum bilgisini daha doğru al gibi veya zaman aşımı gibi. Bunun dışında cache tutma işlemi yani browser içerisindeki aldığın konumu sürekli şu kadar hafızada tut gibi opsiyonları vereceğimiz bölüm olacak ki object olarak vereceğimiz yapı. Biz hemen bu parametreleri vermeye devam edelim. Daha okunaklı olması açısından. Öncelikle bizden beklediği birinci bölüm olacak. Biz success call back isimli bir fonksiyon oluşturalım. Aşağıya bu fonksiyonu oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu fonksiyonun ismini buraya önceden yazmış olduk. Sıkıntı olmaması açısından bu fonksiyonun ismini hemen aşağıya oluşturuyorum. Buraya bir parametre gönderecek. Bu parametre yerel bilgilerin içerisinde bulunduğu bir object olacak. Buna geo ismini veriyorum ben. Buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Fonksiyon kullanımını zaten biliyor olmanız gerekiyor. İkinci parametremiz ise hemen enter'la alt satıra daha okunaklı görünmesi açısından alt satıra geçiyorum. Error call back. Yani herhangi bir hata oluştuğunda çağırması gerektiği fonksiyonu oluşturmamız gerekecek. Hemen bu fonksiyonun da kopyasını aşağıya oluşturuyorum. Fonksiyonumuzun ismi error olacak. Buraya da bir mesaj gelecek. Bu mesaj içerisinde de bir string saklı. Hemen error isimli objemizi yakalayalım ve bunun içerisinde gelen hataya göre de kullanıcıyı yönlendireceğiz. Üçüncü parametremiz de hemen oluşturarak işe devam edelim. Üçüncü parametremiz bir object olduğundan dolayı yani 3 adet property özellik gireceğim. Bunun için objectler süslü parantezler içerisinde yazıldığından dolayı hemen süslü parantezimi açıyorum ve property isimlerini yazmaya başlıyorum. Property isimlerini birebir aynı yazmak zorundasınız çünkü daha önceden tanımlanmış özellikler olduğu için
Evet, doğru yazmışızdır. Enable high. Bunun değerini vereceğiz. Enable high bölümü yerel konumu daha doğru alabilmesi için geolocation içerisinde bildirdiğimiz opsiyon. Eğer false olarak bildirirsek direkt ilk elde ettiği konumu herhangi bir kontrol yapmadan, herhangi bir düzeltme bulunduğunuz duruma göre herhangi bir düzeltme yapmadan direkt olarak size verir. Geolocation içerisindeki enlem ve boylam bilgilerini. Hata olasılığı vardır. Yani sapma olasılığı daha yüksektir. Eğer false yaparsanız. Sapma olasılığını daha minimuma indirmek için kontrollü olarak yerel bilgileri alması gerektiğini sağlayabilirsiniz. Fakat bu durumda da bu bilgileri alma süresi biraz uzayabilir false yaptığınız değere göre. Ama hata payı daha düşüktür. Time out. Bu bilgileri almaya çalışırken kullanacağı maksimum zaman. Buna 15. Milisaniye cinsinden 1500 yazdım. 1,5 saniye verilerin gelmesini bekleyecek ve 1,5 saniyede veriler gelmezse zaman aşımı yapıp artık verilerin peşinden koşmayacak. 15.000 yaptığımızda 15 saniyelik bir süre içerisinde bu verileri bekleyecek. Yani verileri almasını için gereken maksimum süreyi vermiş oluyoruz time out içerisinde. Maksimum 3. parametremiz maksimum age. Bu parametremiz de browser içerisinde bir önceki aldığı bilgiyi saklaması için verdiğimiz süre olacak. Yani cache tutmamasını sağlamak için 0 parametresini vereceğiz ve 3. parametremiz olan opsiyonlar kısmını da halletmiş olduk. Başarılı olduğunda çalışacak olan fonksiyon, hata olduğunda çalışacak olan fonksiyon ve get current position'ın opsiyonları. Save ettikten sonra artık fonksiyonlarımızın içerisini doldurmaya başlayabiliriz. Eğer başarılı ise geo parametresi içerisinde artık bizim enlem ve boylam bilgilerimiz bulunuyor. Biz out'u hemen elde edelim yine document içerisinden query selector içerisinden hemen out içerisinde değeri yazalım. Value. Artı eşittir yapıyorum. Eklemesi gerektiğini, eklemesini sağlıyorum. Şuraya çift tırnağımızı unutmayalım. Artı eşittir demek mevcut olan değerin sonuna eklemesini söyledik. Biz bir tab sekmesi boşluk enlem. İki nokta üst üste. Ve bunun sonuna direkt geo parametresi içerisindeki chords olarak verilen objenin içerisindeki artık enlem bilgisini alabiliriz. Evet, enlem bilgisini artık out value'nun içerisine, out'un içerisine value olarak atamış olduk. Şimdi boylam bilgisini hemen almaya çalışalım. Yine artı eşittir diğer girdiğim bilgiyi kaybetmemesi için artı eşittir boylam bilgisini alıyorum. Ve çift tırnağı kapattıktan sonra toplama işaretiyle devam ediyoruz. Yani ekleme işlemiyle devam ediyoruz ki yine geo'nun içerisindeki chords içerisindeki longitude dediğimizde artık enlem ve boylam bilgisini ekrana yazmış oluyoruz. Şimdi testimizi yapalım. Sonra error kısmını da yaparak devam edeceğiz. Hemen Chrome içerisinde alamadık bilgimizi. Safari ile kontrol edelim. Onun da desteği vardı çünkü. Safari ile test edelim. Yerel bilgilerin alınıp alınmadığına izin verdikten sonra şu anda bilgileri çekmeye çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi enlem ve boylam bilgisi ekrandaki gördüğünüz şekilde karşımızda. Hemen error içerisini doldurmaya başlayalım. Öncelikle gelen bilgiyi içerisinde birçok yapı var ve bunları alabilmek için switch kullanmak çok daha mantıklı olacak. Error içerisindeki kodu kullanarak rahatlıkla işlemimizi yapabiliriz. Error içerisindeki bunları HTML5 içerisindeki
dokümanlara bakarak, yani W3C içerisinden rahatlıkla bunu bu bilgileri öğrenmeniz mümkün. Bu sabitleri öğrenebilirsiniz. Ve mesajımızı alalım. Bu mesajın anlamı kullanıcı izin vermedi desek yeridir. Yani biz biraz önce onay verdik, yerel bilgileri alması gerektiğini onayını verdik. Eğer onay verdiğimizde bu çalışmaz. Onay vermediğimizde bu bölüm çalışacak. Break ile bitirelim. Bunun dışında diğer case'ler position unavailable, yani pozisyon bilgisi, mevcut konum bilgisi tespit edilemedi mesajına denk gelen bir kontrol de yapabilirsiniz. Diğer ise time out, yani sizin verdiğiniz 15.000 milisaniye, 15 saniye tekabül eder. 15 saniye içerisinde eğer bilgileri alamazsa time out eventi çalışır. İçerideki bilgi time out olarak karşınıza çıkar ve bu şekilde kontrolünüzü yapabilirsiniz. Biz şimdi sadece permission denied kontrolünü yapalım. Mesajımızı vermeyelim. Gördüğünüz gibi kullanıcı izin vermedi. İzin vermediğimiz için JavaScript içerisindeki bu bölüm çalıştı. Bu şekilde rahatlıkla konumları alıp kullanmanız mümkün olacaktır.